farklı saat aralıksız anlatırız. Amacımız baş ağrıtmak değil, ya daha aşağı kendimizi tatmin etmek değil, konuşarak sadece bir kelime aktarabilmek insanları bulmuşken. Bu bağlamda izleyicilerimiz tenezzül buyurduğu müddetçe bizim üzerimize düşen de arz etmektir. Biz de bu vesileyle daha çok araştırır, daha çok arz etmeye gayret ederiz. İnsanlarımız şuna dikkat etsinler. Kendilerini uyaran kişi kimdir? Bir din görevlisi, hoca arkadaşımız ya da hoca büyüğümüz hiç kimseyi kırarak uyarmaz. Ama hocadan çok hoca olanlar vardır. Hacıdan çok hacı olanlar vardır. Bunlar bazen heyecanlı olurlar. Biraz bunlar kızabilirler. Yoksa camilere gittiğinizde bütün hoca arkadaşlarımız, Diyanet'in tüm mensubu hoca arkadaşlarımız, İlahiyat Fakültesi'nde bulunan bütün öğretim görevlisi arkadaşlarımız, kurslardaki bütün hoca arkadaşlarımız kendilerine gelenlere babacan yaklaşıyorlar, şefkatle, sevgiyle yaklaşıyorlar. Biz kovmaya değil, getirmeye çalışıyoruz ama takvim yaprağının vahiden daha fazla tesirli olduğu bazı kişiler daha kırıcı olabiliyor. Biz çünkü şunu biliyoruz, Firavun'a giderken Musa ile Harun aleyhisselam, Taha suresinde Allah diyor ki, onunla kavliyle yine konuşur. Mesela ben şunu isterim, Rabbime sırtımı dayamışım değil mi? Çünkü beni seçmiş, yani Musa'yı seçmiş, Harun da seçmiş, kardeşimi vermiş Harun'a vezira. Sırtımı Rabbime dayamışım. Firavun'a karşı gideceğim, tamam benim artık sırtım sağlamsa, mahallede bir kavga varsa, arkamda 10 kişi varsa nasıl ki böyle rahat gidiyor insan değil mi? Tabii. Alemlerin Rabbine sırtımı dayamışsam, Firavun'a gidiyorsam elime sopayı alarak koşmam. O Rab diyor ki, ey Musa, ona giderken güzel konuşun, tatlılıkla anlatın. Ya Rabbi ama o bize eziyet eder. Ben sizle beraberim, size eziyet edemez. Ama öğüt verin, hikmet ve güzel öğüt. Umulur ki anlar. Peygamber aleyhisselam Mekke'yi fethettiği gün, ben şunu istiyorum. Atını şaha kaldırsın böyle Kabe'ye girerken, eline kılıcını alsın böyle. Haydır Allah, haktır Allah, kimdir o bana işkence edenler çıksın. Yani böyle bir şecaat istiyorum, evet. İntikam. Benim peygamberim Kabe'ye giriş yaparken, şu mübarek beldeye devesi Kasva var. Hicret ederken gizli gizli satın aldığı Ebu Bekir'den devesinin 2 hörgücü vardır Arabistan develerin. Secde ederek giriyor. Atını şaha kaldırarak girmiyor. Devesine, hörgücüne secde ederek ve şöyle diyor. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estağithu esehli şa'ni kullahu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Ey daim diri olan ve bütün her şeyi kudret eliyle evirip çeviren Allah'ım, bir göz açıp kapayıncaya kadarlık anlık için bile olsa beni nefsimle baş başa bırakma diyor ve tevazuyla Kabe'ye giriyor. Subhanallah. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyoruz. Orada Musa aleyhisselamın bu girişi, Peygamber aleyhisselamın bu girişi ve Peygamber aleyhisselam Mekke'yi fethetmiş, kendisini zulmedenlere karşı bütün Mekkeleri topluyor ve entüm tülaka diyor. Bugün adalet günü diyebilir mi? Hani katliamı geçtim. Bugün adalet günü dese yeterli değil mi? İnsanlık olarak. Aslında evet. Aslan onu demesi lazım. Tabii. Adalet günü. Öldürdüysen öldüreceksin. Çaldıysan cezasını vereceksin. Rahmeten lil alemin olan o işte. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diyor ki bugün size ne yapacağımı bekliyorsunuz? O peygambere baş kaldıranlar diyor ki sen kerim bir kardeşsin ve kerim bir kardeşin oğlusun. Sıkıştılar tabii o anda. Tabii o anda değil mi? Ama peygamber ne desin? Bugün sizi kınamak yok. Kızını öldüren adamlar onlar. Kızı Zeynep'in deveden düşmesine sebebiyet vererek torunun ölmesine sebebiyet veren adamlar. Sahabesini katlederler. Amcasını Uhud'da perişan edip vücudunu paramparça eden adamlar. Saymakla bitiremeyeceğim kadar vahşi olan insanlar önünde yorulmasına gerek yok. Şunu yapsa bitti her şey. Tabii. Peygamber aleyhisselam diyor ki bugüne kınamak yok, serbestsiniz diyor. O peygamber aleyhisselamın sözünü söyleyen ve onun makamında olduğunu söyleyen bir hocanın, bir hacının nasıl yaklaşması lazım? Biz Allah ile kullar arasında engel miyiz? Allah ile kulların arasında bir vesile miyiz? Bunu düşünmemiz lazım. Allah vesile olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.